Değerli dostlar, sevgili gençler, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Bugünkü programımızın formatı biraz farklı olacak. Bugün farklı misafirlerimiz var. Yıl 2003, değil mi efendim? Evet. 2003 yılında Hacettepe Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaparken bir gün beni Dışişleri Bakanlığı'ndan aradılar. Elif, sen kaç mezunusun? Sizden çok önce. Görüşmek üzere Hariciye vekaletine davet ettiler. Oraya gittiğimde şöyle bir teklifte bulundular başkanım. Hocam dediler, Afganistan Kabil'de Türkoloji bölümü kuruluş çalışmasını yürüteceğiz. Siz de başbakanlıktan geçmişsiniz. Sizi biz tanıyoruz. Uygun görürseniz sizi Afganistan'a görevlendirmek istiyoruz. Ben hiç tereddüt etmedim o zaman. Kabul ediyorum dedim. Sonra ilgili büyükelçimiz, isterseniz bir ailenizle görüşün. Sonra kabul edin dedi. Ben yine hiç tereddüt etmedim. Kabul ediyorum dedim. Sonra Afganistan'a görevlendirildim. Afganistan'da Türkoloji bölümünün kuruluş çalışmalarını yürüttüm. Afganistan'da büyükelçimiz o zaman sağımdaki beyefendi Sayın Müfit Özdeş beyefendiydi. Müfit Bey ile böylece yollarımız kesişti. Kaç yıl olmuş Elif? 2003. 16 yıl olmuş Sayın Başkanım. 16 yıldır beyefendiyi hiç bırakmadık. Tabii beyefendinin ilminden, hayat tecrübelerinden, bakış açısından, felsefesinden mümkün olduğunca istifade etmeye çalıştık. Kendisi gerçekten çok saygı duyduğum bir büyüğüm. Malum olduğu üzere mesleğimizden dolayı çok farklı meslek gruplarıyla zaman geçirdik. Müfit Bey bize her zaman ufuk oldu. Biraz farklı bir mizaç, farklı bir hariciyeci. Aramızda yine misafir bir büyükelçimiz daha var, Aydemir Bey. Aydemir Bey de en son Kanada Büyükelçiliği, değil mi hocam? Kanada'da büyükelçilik yapmış bir büyüğümüz. Müfit hocamın meslektaşı. O da aykırı tiptir. O, Hafiften. evet, Biraz daha. Aydemir hocam da yani dışlarının renkli simaları. Hatta bir önemli veya Mustafa Çalık Hoca ile sohbet ediyoruz. Hariciyenin çok önemli büyükelçileri vardır demişti. Bir de Müfit Bey'in ismini zikretmişti. Tabii Müfit Bey çok tevazu sahibi bir İstanbul beyefendisi. Biz iltifat ettiğimiz zaman, hadi canım onların ne önemi var? Onlar bir şey ifade etmez gibi cümlelerle hep geçiştirir. Son derece alçak gönüllüdür. Yaklaşık bir yıl önce de yine böyle sohbet ediyoruz başkanım. Dedi ki sohbet esnasında Müfit Bey tabii dedesi, yanlış söylersem lütfen söyleyin beyefendi, Atatürk'ün sınıf arkadaşı. Milletvekili, babası milletvekilliği yapmış, dedesi milletvekilliği yapmış bir beyefendi. Seçkin bir sülalenin Valla temsilcisi. esas özellikleri İstiklal Harbi gazisi ikisi de. İkisi de, evet, teşekkür ediyorum beyefendi. Yani İkisi de İstiklal Harbi gazisi. Tabii. Çok özelliği var aslında Müfit Bey'in, saymakla bitmez. Ama tabii ben sizi mümkün olduğunca sıkmamaya çalışacağım. Bir gün sohbette beyefendi annesinin Türkiye'nin ilk kadın rally şampiyonu olduğunu söyledi. Ben de dedim ki benim annemi Ulus'tan bırak, Ankaralılar için söylüyorum. Ulus'tan Kızılay'a git desem gidemez. Beyefendinin annesi Türkiye'nin ilk kadın rally şampiyonu. Daha sonra basından da beyefendi söyleyince basından da bazı yazıları çıkarttım.
Sonra İsmail Bey güzel fotoğrafları getirmiş. Hanımefendi çok güzelmiş ama. Mühit Bey. Çok güzel bir hanımefendiymiş ya. Onu evet. Ben bilemem ama. Yani benim arabasının da resmi vardı. Şimdi herhalde birazdan arkadaşlar size beyefendinin annesinin resmini, şampiyonadaki kutlama törenlerinden birkaç kare ve arabasının resmini yansıtacaklar. Sonra tabii beyefendi çok idealist bir insan. Tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize, dilimize, Türkçemize karşı çok hassas. Hatta bazen utanırım. Çünkü hatasız kul olmaz demiş atalarımız. Ben de konuşurken üslup hatası yapıyorum. Hele hele büyüklerimizle konuşurken daha çok yapıyoruz. Küçüklerde sorun olmuyor ama beyefendi hemen yakalıyor onu. Hatta Robert Kolej'den mi atıldınız beyefendi? Kovuldum, atılmadım. Robert'ten. Robert beyefendi Robert Kolej'den kovulmadır. Sebebini arz ediyorum. O zaman efendim 20 imzalık ceplerinde kartları yok, var. O yanlış. İngiliz mektebinde oradan kovamadılar. Hangisinde beyefendi kovuldunuz? Amerikan Koleji'nde kovuldum. Amerikan Koleji'nde değil mi? Evet. Türkçe konuştuğunuz için. Hayır. Yaramazlık yaptığınız için. Yaramazlık mı bilmiyorum işte yani okula zarar verme cemiyeti vardı. Onun başkanıydım. Harika. Çok güzel. Çok güzel. Hayır bize Amerikan Koleji'nde o zaman Robert Kolej'de yapılan telkinlerin merkezinde birkaç unsur vardı. Bir tanesi biz buraya size medeniyet öğretmeye geldik. Bakın çok enteresan. Sizin verdiğiniz para ki dünyanın parasıydı o zaman ha. Pahalı bir mektep diye. Bir sürü para veriyordunuz. Yani bütün eğitim bedavayken Türkiye'de eski güzel günlerde bu paralıydı ve sizin verdiğiniz para yetmiyor. Biz Amerika'dan para topluyoruz sırf sizi medenileştirmek için diye anlatırlar. Sonra kompozisyon yazın derler mesela. Ben de bizim verdiğimiz para çok geliyor. Müdür Amerika'ya bizim paraları taşımaya gitti diye yazıyor mesela. Sonra işte ortaokul bitince, ortaokulun bitmesine işte birkaç ay, bir ay falan vardı. 15 gün tart verdiler bana. Bunun gibi sebeplerden 15 gün tart verdiler. Ben de sevindim 15 gün tatil yapacağız diye. Sonra... Çalıştırıyorlar ama o zaman. Ha, yok o yazın. Yazın mı? Franga mahkumu gibi. İşçi sigortalarına kaydım vardır benim 16 yaşımda. Ondan sonra... O şey kart imza... Hayır 15 gün tardı şeye çevirdiler. Yıl sonuna kadar izinsiz. Hafta sonu çıkıp orada çok üzüldüydüm ona. Orada... Sonra işte liseyi ortaokulu bitirdim. Lise kısmını almayacaklar. Almayacaklar. İşte bizim peder müdahale etti filan. Sonunda müdür sana manevi ceza para etmiyor, fiziki ceza vereceğiz dedi. Nedir dedik. Amerikan filmlerinde vardır böyle pranga mahkumları. Onun gibi iki ay burada dedi. Altı hafta pardon. Altı hafta burada bahçıvanlık kadrosunda çalışacaksın dedi. Vay kazma bahçıvanlık yaptırdılar. Tabii canım bahçıvanlıktan. Sigortanızı da yaptılar. Hepsini yaptılar. Ararsan bulursun. Tabii. Sonunda sen dedi şey ettin. Yani bu çalışmakla bütün yaptıklarını affettirdin. Sicili temiz bir talebe olarak liseye başlayabilirsin dedi. Biz liseye başladık. Bir şey de yapmadım. Yani bir kere matematikten 100 üstüne yarım vermiş. 10 üstüne yarım değil ha, 100 üstüne yarım. Bir değil yani, birin yarısı. Birin yarısı. Yüzde birin yarısı. Evet, yani yüzde birin yüzde yarısı. Yüzde 0,5. Onu ben bir kazağa geçirdim, şeye diktim. O kampüsün ortasında, şimdi Boğaziçi Üniversitesi orası. Onun ortasında gelene geçene bakın diyordum filan. Kalabalık toplandı, ne oluyor? O bir. İkincisi iskeletin
bir elini önüne bir elini arkasına koydum laboratuvarda. Ağzına da bir sigara koydum. Harika. Bir de şey, her pazartesi günü geç geliyordum. Kapıyı açıp ben geldim diyordum. Filan neyse işte bir gün beni dersin ortasında aldılar. Götürdüler müdürün odasına. Sen dedi şunu yaptın bunu yaptın. Sigara verdi. Aldık nasıl olsa kovulduk diye. Ondan sonra. Ama ara da devamlı bunlarla didişme halindeyim ben. Siz de millet misiniz? İşte şuradaki cami 200 senelik. Siz 200 senelik devlet izliyorsunuz. 200 senelik devlet ne olur filan diye. Yani adamlardan haz etmedim şeylerinden. Ne diyeyim? Herhalde şimdi düşünüyorum da o zaman yani tepkilerin sebebi o. Tavırları hoşuma gitmedi şey. O iki imza neredeydi beyefendi? Hani Türkçe konuşunca imza attı. O İngiliz mektebindeydi. O, ama orada iyi kaşarlandıktan sonra. Ay İngiliz mektebinde de şey çıkarttılar. Bina içinde Türkçe konuşmak yasak. Kimin memleketinde neyi yasaklıyorsun ya? Onun üzerine bir de kart verdiler. Kartta da 20 tane mi ne böyle boşluk 20, var. 20. Evet. Her bir şeyde konuşma. Hoca yakalarsa Türkçe konuşurken binanın içinde imzalıyor. 20 imza olunca okulla ilişiği kesiyor. Artık şey cıvıdı. Yeniden buraya diyordum İngilizce. İmzala şunu. Adam. Adam sonunda şey oldu. Ben de okul futbol takımının kalecisiyim aynı zamanda. İngilizler futbola önem verir. Adam sonunda şey dedi. Müdüre çıkardılar beni. Müdür dedi ki sen dedi adam olmasın. Bundan sonra dedi, derslere girersin. Ders dışı bir dakika bu okulda durmayacaksın. Hiçbir faaliyete katılamazsın. Çıkıp gideceksin dedi. Peki dedim son sınıftayım lisede. Sonra buraya İngiliz donanmasının gemileri falan gelirdi. Her sene bizim mektep takımından maç yaparlardı bunlar. O sene de geldiler. Arkadaşlar sağ olsun maç yapamayız demişler. Şey geldi beni müdür çağırdı. Hadi ya kalecimiz yok demişler. Hadi dedi affettim seni bu maç oynayabilirsin falan. Ben dedim futbolu bıraktım kusura bakmayın. Oynayamadılar. Fakat enteresan o sene o zaman lise bitirme imtihanları oluyordu. Tabii. Bakalorya değil mi? Tabii. Valla işte bizim sınıf 12 kişiydi yalnız o şeyi vardı. Oo çok güzel. 3 kişi bitirdik Haziran'da bir tanesi ben. Adam öbür ikisine metiyeler düzdü bilmem ne. Bana diplomayı verdi hadi git dedi. Ama şeyi unuttunuz. Ne? Şimdi beyefendiyi çağırıyor tabii. Türkçe konuşurken yakalıyor öğretmen. Çıkar. Ben onu çağırıyordum be gel imzala diyor. İmzalayacağım. Beyefendi diyor ki bir tane daha at diyor imza. Hoca diyor ki niye bir kez konuştun yakaladın bir imza. Şimdi sen imzaladıktan sonra yine Türkçe konuşacağım diyor. Bir tane daha at diyor. İşte sonunda neyse işte ondan sonra hasbelkader mülkiye girdik. Yani bir arkadaşım vardı. Ne olacaksın diyordum. İşte mülkiye gireceğim, harcayıcı olacağım diyor. Hadi sen de gel imtihana dedi filan. Neyse biz imtihana girdik. Ben kazandım, o kazanamadı. Şimdi o zaman İstanbul bırakıp gidilmez. Nerede oturuyordunuz beyefendi İstanbul'da? Ayasbaşı'da oturuyorduk o zaman.
Ne, doğum nereydi sizin? Doğum, Teşvikiye. Teşvikiye. Duruyor orası hala. Nişantaşı. Nişantaşı'nda. Nişantaşı'nda hemen caminin altında. Nişantaşı Anadolu Lisesi oldu. Evet. Orası böyle enteresan teneke mahallesiydi. Arka tarafı. Şimdi mesela oradan okuldan hatıra şey görgü üzerine. Şimdi görgü görmekle olmuyor. Size ben bir hikaye anlatayım mesela görgü üzerine. Ben hep 7 yaşımdan beri futbol oynadım. Hep kalecilik yaptım. Sebep gittik şeye Işık Lisesi vardı. Hemen bizim evin yanında. Orada yine şeyde, var. Değil mi? Evet, yine var. Ben de bir iki kere maça gitmiştim o zaman. Yeni açılmış bu Dolmabahçe'si adı. Ben de oynayayım mı filan dedim. O zaman top mop yok. Yokluk zamanı. Bir mermer parçasından mermer avluda futbol oynuyorlar çocuklar. Sen dediler son geldin kaleye geç. Peki dedim. Sonra o seyrettiğim maçlardan biliyorum. O kaleci atlıyor. Ben o mermeri gördüm üstüne bir atladım. Bu uçuyor kaleci dediler. Ondan sonra hep öyle kaldı. Fazla kabiliyet de yok ama. Neyse şeyde... O İngiliz mektebinin bahçesinde biz futbol oynarız. Teneke mahallesinin çocukları da hep dışarıda dolaşırlar. O kasabın etrafındaki kediler gibi. Top kaçarsa, top çok kıymetliydi o zaman. Top kaçarsa kaparlar giderler. Onun için çare hemen sen de fırlayacaksın dışarı. O topu ilk kapan çocuk ötekine atmadan üstüne atlayıp yakalayacaksın. Gel zaman git zaman uzun zaman böyle amatör kümelerde futbol oynadık. Bir gün o zamanlar böyle şey sanayileşmemiş filan daha. Ankara Gücü stadında Ankara'da bir maç biz mülkiye takımında oynuyoruz. Top avuta çıktı. Baktım arkadan bir çocuk koşuyor. Hemen ben gittim çocuğun tepesine atladım. Abi dedi ben atacaktım dedi. Bir baktım top toplayıcı çocuk. Ankara şimdi, değişti tabii. Hayır görmüşüm ben o kadar maç seyretmişim ama bizim maçlara top toplayıcı çocuk olmazdı. Bizim maçtan sonra birinci lig maçı varmış. Onun için top toplayıcıları koymuşlar sahaya biz de onu görgü görmekle olmuyor. Hiç öyle bir şey yaşamamışız. Tabii. Top avuta gitti baktım çocuk peşinden koşuyor. Vay çabuk kapıp kaçacak diye. Tamam olur. İşte böyle şey... Yani görgü yaşayıp mesela birçok nasihat edildi hayatta. Babamız, anamız, büyüklerimiz tarafından. Bir kulağımızdan girip bir kulağımızdan çıktı ama orada belirtilen şeylerden biri başımıza gelince o zaman işte onu yaşamış olduk. O zaman anladık şeyi. Sağ ol. Neyse esas yani konu... Şeyde. Güzel, çok güzel konuşuyorsunuz beyefendi. Yok canım. Değil mi başkanım? Gayet güzel. Arkadaşlar, değil mi? Ne oluyor? Gördünüz şey, mü? Şey gibi oldu ya, cambazhane gibi oldu orada. Siz bilmezsiniz, benim zamanımda şeyler vardı. Mehmet Telgezer. Şey... Telde mi aslında? Telde, şeyde... Panayırlarda. Panayır mı? Panayır diye canım, gelir mesela... 15 gün Yeşilköy'de, 15 gün işte Suadiye'de, 15 gün adalarda şey derler, çadır kurarlar. Çadır ama üstü açık. Yani tamam. Etrafına çadır bezi gererler. İşte iki tane direk, bir ip, bir dansöz çıkar. Bir cambaz Mehmet Telgezer. Ondan sonra bir de piyes oynarlardı. Arada mesela İsmail Dümbüllü falan da gelir. Orada da böyle cambaz... Yürür, gelir, hani bana alkışlar, hadi alkışlarlar. Cambaz olduk ya. Estağfurullah. Tabii beyefendinin eğitim hayatında çok önemli hocaları da olmuş. Kolejde Ahmet Kabaklı, Türk Dili ve Edebiyatı şeydi öğretmeni. Behçet Kemal Çağlar. Behçet Kemal Çağlar. Tabii. Yani tarihi şahsiyetlerle çok
beraberlikleri şöyle deme, var. Yani o zamanlar milli eğitim milliydi. Ve bu yabancı okullar iyice zapturaptı alınmıştı. Kültür dersleri Türkçe işte biz, yani İngilizce okunan fizik, kimya, biyoloji filandı. Yine Türkçe kültür dersleri vardır. Boğaziçi'li var mı arkadaşımız? Şey, kültür Robert dersleri Kolej Lisesi'nden olan var mı? Robert Kolej'de lisede veya? Lisede, yani üniversitede değil. Üniversite. Değil mi? Yani liseyi yabancı okulda okuyan var mı? Yok. Üniversite. Galatasaraylı var mı içimizde? Galatasaray'ı sayma. Ne? Ha şöyle. Yani mesela Ahmet Kabaklı, Ahmet İngiliz Mektebi'nde lise 2'deyken geldi. Biz bu adam komünist dedik. Siz ne anlarsınız diyor, bilmem ne diyor. Sonra ahbap olduk. Bu o zamanlar böyle kendini böyle bir şeye vermemişti. Daha aydın şeydi, muhafazakar bir aydındı. Hatta sonra ben onu gördüm. Ya hoca sen ne biçim yazılar yazıyorsun dedim. Şey dedi, ben dedi... Onu işte, İlber Bey'e de diyorsunuz beyefendi siz. Eğer gördüğünüzde diyorsunuz yani. İlber de... İlber Bey de beyefendinin iyi arkadaşıdır. İlber Bey'e kızdı, bir de bana kızdı. Ne işiniz var diye. Hayır canım, yani İlber'in bir şeyi vardı, tamam. İlmi... Evet. Şey, artık her şeye bulaşmaya başladı. Bu yani şey tarihçi, var... O resim, beyefendinin annesinin resmi var galiba. Bakalım beyefendi. Bu, şu anneniz değil mi beyefendi? Evet. Evet. Fahrettin Kerim Vali. Bu Fahrettin Kerim Vali. Bu anneniz bu. Hangisi? Bülent Hocam. Öyle mi? Oo, çok güzel. Kim o? Sizin. Turing Başkanı. Oradan başkan oldu. Bakın Turing'in yönetim kurulu üyeleri ve başkanı var orada. Bakın. Turing'in başkanı. Şeydi o zaman ya, benim bildiğim Reşit Saffet Atabinen. Bu yönetim kurulu üyesi. Reşit Saffet Bey gitmemiş, o veriyor kupayı. Anlaşıldı. Şu kupada galiba şu değil mi beyefendi? Onlar. Değil mi? Evet. Yalnız şunu bilmiyorum, o büyük kupa nedir bilmiyorum. Ama o ikisi, ben gazetede araştırdım. O zaman bankalar finanse etmiş kupaları. Öyle mi? Ve tabii. Tabii bakın, Bülent Bey de biliyor. Yazıyor mu? Ha, ben görmedim. Yeni görüyorum kupaları. Tabii demek ki bankalarında reklamı oluyordu değil mi başkanım? Onun için tabii ki destekleyen iki, onun için iki kupa. Yani bankalarında böylece reklamı oluyor. Tabii. Şey yani o, onun asıl bir tarihçesinden bahsedelim bu işlerin. Evet efendim. Bu Türkiye'de ilk resmi otomobil yarışı bu 1954'te Turing Otomobil Kulübü düzenledi. Ama 1930'larda, o zamanlar benim çocukluğumda da bu Maslak yolunda incin top oynuyordu, yani dağ başıydı. Ama yol vardı. Yani yakın zamanda Bağdat Caddesi'nde yaptıkları gibi Maslak yolunda gayri resmi yarış otomobil yapma. Yarışları yaparlarmış. Oo. Şimdi onu nereden biliyorum? Bu yarışta hatırladım, Samiye Hanım diye bir hanım vardı. Samiye Hanım bir kolu çolak böyle kalmış. O da şampiyondur. Tabii. O da şampiyon, o gayri federe şampiyon. Vardı öyle. Yani o yarışlar resmi değil. Resmi olan ilk bu. Şehir destanımı bilmiyorum. Samiye Hanım 4 takla atmış. 4 taklayı bilmem ama kol destan filan değildi. Fakat kadın orada ille yarışacağım diye yarışmada değil, hakem. Hakemlik yapıyordu. Bütün arabaların arkasından gidiyor. Onun arabasının resmi var. Bütün... Aa, bu annenizin arabası mı beyefendi? Bu annemin arabası. Oo, çok güzel. Ya o zaman yarış sürat yarışı değildi. Bu rally denilen şey belli bir mesafeyi belli bir istikrar içinde gitmekti. Yani İstanbul'dan Edirne'ye 4 saatte gidecek ama her bir etabın saati belli. Tabii. Yolda durup
zaman doldurmayacak vesaire, ona göre bir takım kuralları vardı. Şimdiki gibi değildir yaliler. Bu anneniz mi beyefendi? Bu annem. Oo. Siz. Yani siz onun oğlusunuz değil mi? Tamam. Öyle, onu biliyorlar canım. Mezarda da ananın ismiyle hitap eder. Bunlar yarışa katılan kadınlar. Ve rasıt, bir de rasıt vardı yani, iki kişi. Birisi saat tutuyordu, mesafe hesaplıyordu filan. Annemin rasıtı da Sacide Keskin'di. Sacide Keskin ilk dublaj rejisörlerinden Türkiye'de. Hakikaten de güzeldi dublajları bu. Loreler diye filan konuşturan kadındı. O bunlar işte katılanlar, rasıtlar, bilmiyorum işte artık. Sonra devam etti mi beyefendi anneniz? Yine yok. Başka girdi mi yarışlara? Girmedi başka. Çok güzel. Plaka da, plaka çok enteresan değil mi hocam? Böyle miydi eskiden plakalar? Eski plaka 1960'a değil kadar mi? Böyleydi. Her vilayet evet. Yazardı, bir de numarası vardı. Çok güzel. Yer neresi beyefendi burası? Burası neresi ben sana söyleyeyim. Şeyin Dolmabahçe Stadı'nın üstü. Teknik üniversite mi üstteki? Ay yok, arkadaki şey değil mi ya? Teknik üniversite. Ha işte tabii. Tamam. Müzikay Hümayun kuşlusu. Evet. Çok güzel. Şimdi orada öğretmen evi falan ha işte var, şu, değil mi? Şu arkadaki araba Sami Yarım'ın arabası. Hı hı. Şimdi bu yarış benim bildiğim, hatırladığım kadarıyla bir Edirne, İstanbul, Edirne etabı, bir de Dolmabahçe'den işte buralara, bir de gerisin geriye sürat yarışı yapıldı. Bu yanılmıyorsam sürat yarışından şey, Sami Hanım da arkada tek kolundan, araba gayet güzel kullanıyordu kadın yani şey. Ama soyadını da biliyorlardı onun, sizde vardır belki. Orada... Morkaya. Haber yapmışlar evet. O zaman gazeteciler. Diyor ki Edirne'den İstanbul'a yarışçılar 9 saatte gitti. İşte boşuna dememişler. İnsanoğlu kuş misali. Bir anda diyor 9 saatte gitmiş diyor. Gidip geldiler 9 saatte. Gelme mi öyle 200 mi? 200 gitti şimdi. Ama diyor insanoğlu bir kuş misali diye boşuna dememişler. Görüyor musunuz nasıl oldu diyor. Bir gitti geldi. Ve erkekler diyor dudak büktü. Çünkü diyor hanımlar yüz yaptı diyor. Yani yüz yapmış şey süratte. Sürat yarış değil ama işte o istikrar. Ama ortalaması yüze tekabül ediyor ve çok şaşırıyorlar. Ne kadar süratli araba kullanılıyor diye de çok şaşırmışlar. Değil mi? Bilmiyorum, o kadarını tabii. Hatırlamıyorum. Ben şimdi beyefendi öyle söyleyince ben... O devrin literatürünü biraz karıştırdım, okuma yaptım. O günkü yorumlar, gazetecilerin yorumları. Ben de o zaman ama herhalde... 12-13 yaşındaydım. Ortaokulda. Of. Evet. Amerikan Mektebi'nde hazırlık 2'deydi. Beyefendi, hocam aynı zamanda ülkemizin önemli koleksiyonerlerinden birisidir. Puştov, değil mi İsmail Bey? Puştov için... En zengin koleksiyon beyefendidedir diyebiliriz. Yani, kayıtlı koleksiyonerdir. Yani. Yani. Kayıtlı kendi tevazu sahibidir. Onu kabul etmez ama bir fiil aynı zamanda yardımcısıdır İsmail Bey. Onunla yaparlar eksik parçalarını. Yani, eksik parça Piştov'dan çok. Ben esas sedef kalkmacılığı yaptım kendi kendime. Sedef kalkmacılığı ustasıdır aynı zamanda. Sedef yapar. Ay, ustası değilim de. Kalfa sayılırız. Kalfa mı? Ustam öldü. O kadar mübalağa olsun beyefendi. Müsaade. Ustam öldü. Ustam Üsküdar'da şeydi ya. Vahit Usta. Ondan öğrendiydim. Öyle mi? Üsküdar Bit Pazarı'nda. O da İstanbul beyefendisiydi. Yani şey... Bu Piştov tamirini oradan başladık. Tahtasını tamir ederken... Mekanizması nasıl işliyor filan. Ankara'da bütün antikacılar beyefendiyi tanır hocam. Hepsi tanır. Tanır. Özelliklerini bilir. Çünkü onlar gerçekten
obje olarak kültür hayatımıza çok ciddi miras olarak nitelendirebileceğimiz koleksiyonlar bırakacağı kanaatindeyim. Vallahi bakın ben ırkçı değilim. Yani kesinlikle değilim. Fakat kültür ırkçısıyım. Ne dersen de istedikleri kadar eleştirsinler. Mesela, Beykoz vazoları onun için toplanmıştır. Ne için topladıydınız beyefendi? Avrupa Birliği'ne girmezsek bağlamayla bazlamaya da kalırız dediler. Ulan hiç sizin evde yemek mi pişmiyor dedi. Yani kültürümüzün zenginliğini göstermek için de çok zengin bir Beykoz vazo koleksiyonu vardır. Halbuki biz tarihte de tabii Türkiye sanatları, kültürü, mimarisi, estetiği itibariyle ciddi bir yeri olan bir milletin mensubuyuz. Onu da Fuat Bayramoğlu topluyordu Beykoz. Ondan öğrendik zaten. Yoksa nereden bileceğim? Enteresan yani istediği kadar eleştirsinler. Mesela ne bileyim ben bu Türkiye'de hani bu Yunan kalıntılarını filan çıkarıyorlar. Hiç bana bir şey hitap etmiyor. Yani neye benzetiyorum ben? Bir evi zapt etmişsin sen. Ondan sonra Bodrum'dan adamın dedesinin resmini çıkarıp dedem diye teşhir ediyorsun. Benden ne alakası var? Yani bana göre yani bir Yunan harabesi gördüğünde birini görsem, bir Efes'i gördüm ben. Ondan sonra şeyde var, meşhurmuş. Leptis Magna Libya'da. Gittik oraya da baktık. Efes'in aynısı. Bana göre. Onun arasındaki farkı anlayacak kadar kültür derinliğim yok. Ama mesela Türk mü, Arap mı, Fars mı bir bakışta anlarım. Yahut işte Çin mi, Japon mu bir sanat eserine baktığım zaman anlayamam. İşte uzak da o Çin, Japon filan ama kendiminkini görünce tanırım. Onun için de o eski kalıntı bana hiçbir şey hitap etmiyor yani. Bana sorsam fabrika satacağımı onları satarım alsınlar gitsinler. Onlar bedava yaptı. Bedava götürmüş. Zaten ona üzülüyorum ben. Yani ay, British Museum değil mi hocam? British Museum değil, 20, Almanya'da koskoca tapınak var. Almanya. Onu anlaşmayla verirsin. 20 tonluk değil mi? Şeyleri götürmüşler. Ay canım bunu yap işlet devlet al bunu sen teşhir et. Müze parasından %50 benim. Sonra ne yaparsan yap diyeceksin işte. Yani. Bir gün Ankara'da bir antikacıda sohbet ediyoruz. Beyefendi de var. Bir Avrupalı geldi. Alışveriş yapacak. Tabii beyefendinin İngilizcesi malum. Ben dedim ki beyefendi hani yardım edin şeye. Beyefendi kızdı. Dedi ki niye yardım edeceğim dedi. O dedi alışveriş yapacaksa gelmiş Türkiye'ye alışveriş yapacak Türkçe öğrensin dedi. Tabii öğrensin. Ben dedi İngiltere'ye gittiğim zaman esnaf benimle Türkçe mi konuşuyor dedi. Madem burada kalıyor o dedi tabii biliyorlar. O dedi misyondur, hariciyecidir. Yıllardır da burada, buradaysa öğrensin Türkçe'yi ona göre alışverişini de yapsın dedi. Sonra tabii ben ihtisas alanım itibariyle dil konusunda hassasiyet göstermeye çalışıyorum. Dedim ki beyefendi Türkçe hocası falan değil ama hassasiyeti takdiri şayan. Tabii. Ha niye? Ya bana ne? Tabii ya? Ki. Yani işte alışveriş edecek kadar Türkçe öğrensin. Yani ne bileyim ben kaç değil para mi demeyi öğrensin. 3-5 elinden melden öğrenir geliyor tutup da şeycilik yapacak değiliz. Evet, başka sorusu olan var. İlk görev nerede mesela? Son görev. İlk görev Bağdat. Evet. Bağdat'a gidişimin sebebi efendim ben askere gittim. Askerden önce protokol dairesine verdiler. Protokol dairesinde beni cinler bastı. Yani onun da aslında ciddi ağırlığı var ama o zaman gençlikte anlamıyoruz biz. Bu ne biçim iş diyoruz filan. Bir kere benim gördüğüm bütün protokol şefleri yan yürür. Hafif yengeç gibi. Öyle böyle buyurun diye. O İsveç'te
Şefik Bey'le şey tıpkı birbirinin aynısıydı. İşte oradan nasıl gideceğim? Kararname zamanı değil. Bağdat'a adam arıyorlarmış. Hemen ben giderim dedim. İşte gittik Bağdat'a. Bağdat'ta 2,5-3 seneye yakın kaldım. Oradan Lizbon'a gittim. Her gittiğim yerde de dert. Lizbon'a gittim, ihtilal oluyor. Yani tam havaalanına indim. Bu Lizbon'da 1974'teki ihtilali biraz bilen varsa, bu ihtilal yapıldı. General Spinola diye birisi, ihtilal cuntanın şefiydi. Ben gittiğim gün Lizbon havaalanında bir tuhaflık var. Kimse baktığı yok. Herkes radyo dinliyor o zaman. Meğersem Spinola istifa ediyormuş tam o anda. Sefarete girdim çıktım ben hiç şey geçtik oradan gittik hiç bakan yok. Ondan sonra 2 yıl orada ihtilal seyrettik. Çok medeni oluyordu böyle. Bağırışıp çağırışıyorlar ama ölüm filan yoktu. Kahvede oturuyorsun karşıdan sağcılar geliyor solcular geliyor bağırıyorlar bağırıyorlar gidiyorlar. Ondan sonra oradan Bon'a gittim. Bondan geldim Ankara'ya. Ondan sonra İsveç'e gittim. 3,5 sene İsveç'te buzların içinde dünyanın en donuk, en akılsız milletlerinden biridir. Onların içinde yaşadık. Sonra Urmiye'ye başkonsolos gittim İran'a. İsveç'ten. Urmiye. Urmiye neresi biliyor musunuz? Hemen şurası. Ha? Van'ın karşısı. Urmiye Gölü'nün beri tarafı. Elma bahçeleri meşhurdur değil mi beyefendi? Elma filan kalmamıştı canım. İhtilal sizin oldu. Zamanınızda Mollalar nasıldı? Vardı. Hiç. Yok şey muydu yok. Elma bahçeleri? Elma bahçesi filan yoktu. Elmayı bizden yok. Elma sandığı ithal ediyorlar. Demek varmış. Tabii. Şey, tam İran devriminin ortası, o da enteresan, bu bir halhali vardı, savcı, bir yere geliyor, uyuşturucuyla mücadele ediyor, işte burada uyuşturuculuktan hüküm giymiş var mı diyor, 50 kişi getiriyorlar adamın karşısına, sen ne yaptın, ben işte 1950'de bir kere bir uyuşturucu kaçakçılığı yaptım, şeytana uydum. Sonra 20 sene hapis yattım, kurtuldum. Ha, olmamış diyor. Yanlış yapmışlar, asıl. Tamam mı? Öyle. Sonra yanlış olduğu anlaşılınca ne diyorlardı? Ha, sevinin diyorlardı ya. Resmen yani resmi. Rafsanjani bu ilerici geçine. Sordular. İşte adamları idam ediyorsunuz. Sorgusu sualse sonra bunların çoğunun masum olduğu ortaya çıkıyor. Ne diyorsunuz bu işe dediler. O ne mutlu onlara dedi. Aileleri bayram yapsın onlar doğru cennete gider dedi. Şimdi, şey oradan 12 Eylül oldu. O ara istifa ettik. İşte işsiz güçsüz takımından 15 protesto bin mark. Protesto diyor ihtilal. Protesto diyeceğim başka özel şey de vardı. Yani. Özel sebep de var mıydı? Hem özel sebep hem şeyin de etkisi vardı yani o habire partileri şey ediyorlar bu böyle bir rejimde devlet memurluğu yapılmaz dedim yani. Onu da dedik. Ondan sonra şeyi öğrendim bakın size şimdi insanın. Portekiz'e mi gittiniz orada? Yok canım Ankara'ya geldi İstanbul'a sonra? Geldi. Ondan sonra dışlarını dava ettim. Kazandım. O arada devran değişti. Dışişleri Bakanı benim Bond'daki büyükelçim oldu. Sen gel başla dedi. Ben gelip başlamam dedim. Yani davayı kazanırsam zaten gelirim.
kazanamazsam şey olur. Yani gelemem ondan sonra. Gelmem. Sonra davayı kazandık, gittik. Şimdi bana gözdağı verecekler. Bak kardeşim dedi, ben ama çok ağır bir telgraf çektim bakanlığa istifa ederken. Bak kardeşim dedi, bakanlığa böyle telgraf çekilmez dedi. E ben çektim dedim, yani demek çekiliyormuş. Bakan bey çıkıp çok kızdı dedi. E tabi dedim, yani bakanlık dediğiniz burada pencere, daktilo makinesi, iskemle, halı değil ki dedim. Bakanın kendisi yani, o temsil eden adam. E tabi kızacak o dedim, o kızsın diye çektim zaten dedi. Bakan da İlter Türkmen'di o zaman. Ondan sonra işte şeye gider misin dediler. Esas göreve başlatmak için önce yer boşalacak. Sen dediler, şimdi Batum'a geçici görevden gönderelim. Ve giderim dedim oraya, gittik. Sovyetleri gördük işte o zaman. İlk ve son defa. Ama size diyeceğim şu. Yani eğer bir nereden para geleceğinizi biliyorsanız, ne bileyim ben, asgari ücretle emekli oldunuz farz et. Ama o paranın geleceğini biliyorsun. İşte bugünkü parayla 2000 lira aldığını farz et. Dişini sıkarsın, işte 200 liraya bir gece kondu şey edersin, kuru ekmek yersin, gene yaşarsın. Ama paranın gelip gelmeyeceğini bilmemek kadar büyük stres yok. Yani gelecek mi, gelmeyecek mi, ne zaman gelecek, ya gelmezse ne yaparım? Onun stresi çok büyük. Ya memur kafası dedikleri bu, başkasına aklımız ermiyor. Ya para olmadan çok rahat yaşayan insanlar var, ben bakıyorum mesela. Kocaman cipten geziyor adam filan. Ya işte ama benzin alamıyor. Arabayı 3 gün tutuyor. Bir yerden para gelirse gene benzin koyuyor, gene gidiyor. Ona aklım ermiyor benim. Ama yani normal. Biraz ister dedenizden bahsedin beyefendi. Dedeniz Atatürk'ün sınıf arkadaşı değil mi? Benim dedemin hikayesi de çok enteresandır. Büyük babam Deniz Harbi Okulu'nda okuyor. Rivayete göre o arşivlerine giremedik. Yani tam tespit edemedik. Deniz Harbi Okulu'nda okurken güya mezun olduklarında bir rivayete göre nöbetçi subayını dövmüş. Ondan sonra kaçmış. Öldü demişler. Birinci mecliste bir müfit hoca var. Birinci İstiklal Harbi'ni yapan mecliste. Müfit Hoca'nın nüfus kağıdından tekrar gitmiş Bursa Işıklar Askeri Lisesi'ne. Orayı bitirmiş Müfit diye. Asıl adı Lütfi. Müfit diye orayı bitirmiş. Harbiye'ye gelmiş. Harbiye'de Atatürk'le arkadaş olmuş. Harbiye'yi bitirmiş. Mülazım olmuş. Kurmay Mektebi'ne ayrılmış. O zaman işte neyse adı. O zaman ortaya çıkmış. Babaannemle evlenmiş. Müktesefak olduktan sonra şey. Ha nasıl oldu yani, o sırada imparatorluk batıyor. Cepheye sürecek adam lazım. Yani bu daha önce Bariye Mektebi'nde nöbetçi subayın dövdü ya siyasi faaliyette bulundu. Yani belki ikisi birden. Bunu fazla kurcalamıyorlar işte. Diplomayı verip doğru cepheye gönderiyorlar adamları. Bir kuşak öyle gitmiş yani. Onlara bir... Sonra vekillik de yapmış değil mi? Sonra şey olmuş. Sonra İzmir'e ilk giren piyade alayı komutanı. Sakallı Nurettin Paşa buna senin askerinde inzibat yok demiş. Bu da
her şey olup bittikten sonra senin gibi etrafa selam vererek gelmedik biz buraya demiş. Savaşarak girdik. Nasıl zapt edeyim ben bu askeri filan. Onun üzerine çok kibar ama. İşte o zamanki sicilini bulduk. İşte asabidir, bulunduğu görevi hakkıyla ifa eder diyor. Yani güzel. Terfi edemez demiyor. Bulunduğu görevi çok iyi yapar diyor. Ondan sonra milletvekili olmuş işte Atatürk'ün arkadaşı. Beraber Van'da, Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti kurmuşlar. Filan Şam'da yani. Atatürk'le beraber mi görev yapmışlar? Beraber sürülmüşler. Oo. Güzel. Onlar Ali Fuat Cebesoy, o Atatürk. Yani tayinleri Şam 5. Ordu. Beraber. Şey, arkadaşların merak ettiği Batum'da. Soru var mı? Batum'da. Oradan devam ediyor. Batum, doğru ya. Batum'dan sonra merkezde hep merkezdeyken ben dışları hep iktisat dairelerinde çalıştım. Bütün şeylere baktık. Her zaman da az gelişmişlere baktık. Bu sefer de işte ikili ekonomik ilişkiler dairesinde Bangladeş filan, Çin, Min, o taraflara baktık. Sonra Tahran'a gittim. Tahran'dan Londra'ya gittim. Londra'dan geldim. Bizde büyükelçi olmak için, o zaman şimdi nasıl bilmiyorum. Elçi unvanıyla 2 sene görev yapmak lazımdı en az. Eskiden bir elçilikler varmış, bir büyükelçilikler varmış. Elçilik kalmadı şimdi, hepsi büyükelçilik oldu. Elçi unvanını işte belli görevlerde veriyorlar. Mesela büyük yerlerdeki müsteşara elçi unvanı veriyorlar. Biz elçi unvanıyla 2 seneyi doldurmuştuk. Ankara'ya dönünce ben dedim ya şimdi tutup burada genel müdür yardımcılığı falan yapamam, cinler basar. Siz bana perakende iş verin dedim. Peki dediler, hadi Somali'ye gönderdiler. Somali'de o sırada şey ama, yani Amerikalılar gitti. Daha doğrusu başka, yani Somali'den sonra işte Avrupa'da bir yol buldum. En güzel iş oydu dışlarında yaptığım. Arabayla bütün Balkanları gezdik. Geldim bu İlber Ortaylı'ya. Ulan dedim ya adamlar isimleri değiştire değiştire bitirememişler. Hain Boğazı'ndan iniyorsun, Yeni Pazar'a çıkıyorsun filan yani böyle yer isimleri böyle. Tabii dedi biz orada bir vatan kaybettik dedi. O zaman evet. Hakikaten doğru. Tabii. Yani ciddi bir vatan kaybetmişiz orada. Maalesef. Ve 2 savaşta. Yani bir 93 Harbi, bir Balkan Harbi. Bütün Avrupa'dan söküp atmışlar seni. Hala da buralardan da sökmeye uğraşıyorlar da bakalım. Şey de var. Yani İngiliz parlamentosuna Gladstone. Bag and baggage diyor. Bunları Orta Asya'ya göndereceğiz. Yani pılısını pırtısını verip eline göndereceğiz diyor. Bakalım gidecek miyiz yani muhallatta. Biz gidemeyiz. Burada kalırız da sizin çocuklar filan. Asgari 1000 yıl daha buradayız. Müsteri olur. Ha? İkinci 1000 yıl için bir şey ama, diyemem ama. Ama 1000 yıl filan demeyin. Hitler'e benzersin ha. 1000 yıllık Reich derken adam. Yani. 2 senede yok etmiş şeyi. Ama yok olmadı adamlar ha. Biz de burada yok olacağımızı düşünmüyorum. Hayır ben size bir söyleyeyim mi? Bu Almanlar Hitler'in yapmak istediği her şeyi yaptılar. Birkaç ufak farkla. Sizi ilgilendiriyorsa söyleyeyim yoksa daha matrak şeyler konuşabiliriz. Yani bakın Hitler'in o üstün ırk felsefesinin
en çok desteklendiği yer İsveç. İsveçli bir profesör şey yazmış, beyaz ırkın üstünlüğü üzerine bir kitap yazmış. Hitler'in o profesöre yazdığı bir mektup var. Yani hakiki mektup bu. Sonradan uydurdular Hitler'in günlüğü münlüğü diye, değil bu. Hakiki. Orada diyor ki kitabınızı okudum diyor. Çok memnun oldum, tebrik ederim filan. Orada bir şey sıralıyor. Ben diyor harbi kazandığım zaman tutup Belçika'yı, Hollanda'yı, Fransa'yı ilhak edecek değilim diyor. Benim istediğim birleşik bir Avrupa. Tabii bir Avrupa'nın merkezi Almanya olacak diyor. Alman markı referans parası olacak diyor. Alman kültürü, sanayi, ekonomisi lokomotif olacak diyor. Bakıyorsunuz bugün aynısı olmuş vaziyette. Yani avroya, euroya referans parası mark oldu. Mark üzerinden avroya çevrildi. Avro'nun ipleri de Almanların elinde. Belçika'yı, Hollanda'yı, Fransa'yı ilhak etmedi ama Fransa şeyin dümen suyundan gidiyor Almanya'nın. İki harple yenilip işgal görüp en azından. Başka çare yok, kurtuluş diye ahbaplıkta buluyor. Alman işte ekonomisi Avrupa'da işte lokomotif. Bütün istedikleri olmuş. Bir de fiilen yaptıkları var. İşte Çekoslovakya'yı ikiye bölmüş, Bohemya'yı, bugünkü Çek Cumhuriyeti'ni ilhak etmiş, Slovakya'yı fakir kesme, dışarıda bırakmış. Şey yapmış, işte, bağımsız güya gene etkisi altında. Şimdi Çek Cumhuriyeti Alman işgalinde girmiş, Skoda'yı bile aldılar ellerinden. Evet. Ukrayna'yı, Lebensraum, hayat sahası, Ukrayna birbirine girdi. Bir kısmı Rusya'dan koptu. İşte Katolik bölgelerinde ne oluyor belli değil. Şey, Ortodoks bölgelerinde. Onu yaptı. Yugoslavya'yı bölmüş. Onu başardı. Yugoslavya'yı Almanlar böldü. Yani esas bölünmenin şeyi. Ne kaldı? Her istediği oldu. Bir tek işte Doğu Prusya'yı toprak kaybetmiş. Onu da ileride ne yapacağı belli olmaz. Yani Afganistan nasıldı beyefendi? Afganistan, ben size bir söyleyeyim mi? İşte Aydemir en iyi bilir onu. Evet. Aydemir hocamız 1950'de Afganistan'a gidiyor. Babasının görevinden dolayı. Babası harp okulunda hoca. Orada büyükelçilik yapmadınız değil mi Aydemir Bey? Yaptınız mı? Yapmadınız. Hayır, orada ama yani Afganistan Taliban işgalindeyken, kapalı kutuyken oraya girip çıkabilen tek yabancı diplomat Aydemir'di. Aydemir oraya devamlı gidip geliyordu. Herkesten iyi ilişkisi vardı. Taliban dahil. Mesela Taliban Aydemir'e hürmette kusur hiç kusur etmiyorlar. Var mı? Adamlarla hiç problemin oldu mu? Yani Taliban El-Kaide IŞİD filan gibi değil. Taliban milli yani. Şöyle diyeyim, Afganistan'ın millisi. Gidip de dünyada devrim yapacak değilim. Mesela İranlılar öyle değildi. İran devrimi Fransa. Hayır, İran devrimi Beyaz Saray'a İslam bayrağı dikeceğiz diye bas bas bağırıyordu Hümeyni. Yani İran devrimi işte Bahreyn'i filan karıştırmadılar mı? Şiilerin olduğu yerde İranlılar etkili oluyordu. Tabii. İran'ın daha doğrusu bakın bu birilerine inşallah ders olur. İran'ın iki şapkası var. Birisi Şiilik şapkası, birisi Farslık şapkası. Mesela Afganistan'da Farslığı kullanır. Tabii. Şiiliği kullanmaz. Afganistan'daki etkisi de Farsça konuşan nüfus üzerindedir. Mesela Bahreyn'de Şiiliği kullanıyor. Suudi Arabistan'ın doğusunda Şiiliği kullanıyor. Yemen'de tabii. O
Şiiliği kullanıyor. Hı hı. Ve gayet akıllıca yapıyorlar. Yani 2500 yıllık devlet olmak. Evet. Biz de 1000 yıllık devletiz yani. Biz burada 1000 yıldayız. Birçok evet. şeyi bilmiyoruz biz yani. Mesela şeyi biliyor musunuz? Anadolu Selçuklu Devleti kurulduğunda ilk 1076-1078 yahut bir rivayete göre Bizans'la sınırı nereden geçtiğini bilen var mı içinizde? Yani Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans sınırı nerede? Baraj sorusu. He? Baraj sorusu diyorum. Baraj sorusu. Bilemeyen kaldı. 250 milyon liralık soru. Var mı? Ya ne diyorsun? Çok 2000 kilometre geriye götürdüm. Çok geriçti. Ya şey bu hani bizim uydurmamız filan da değil. Sen o kadını hatırlıyor musun? Şey, Prenses Vakanüvis kim? Maria mı? Ha? Bu bütün bu Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluş döneminin tarihini yazan bir Bizanslı prenses var. Kantakuzinos mu? Onlardan mı? Makedonya hanedanında. Tarihçi yok mu içinizde ya? Ha. Kimdi o? Hayır. Anadolu Selçuklu Devleti nerede kuruldu? Ha? İlk kurulduğu ne zaman? İlk kuruluşu. Kuruluşu. 1076'da nerede kurulmuş? İznik'te. Nerede? İznik. Bir tane bildi bak. Peki İznik'te kurulursa bunun sınırı Erzurum'dan mı geçer? İyi onu bildin. Şeyi de bil. Biraz zorlarsan bulursun bak. Sınırın neresi olduğunu. Resmi sınır yani anlaşmayla tespit edilmiş. Dragos Deresi. Maltepe İstanbul, burada. Tabii. Sınır Dragos Deresi. Onu yazan da o prenses işte. Vakanüvis mi diyeyim, tarihçi mi diyeyim? Tarihçi. Şey, sonra Haçlı Seferleri o yüzden zaten tertipleniyor. Birinci Haçlı Seferi geliyor. İzniyi alınca çekiliyorlar Konya'ya. Yani bu bir kısım, bu Kuzey Batı Anadolu'nun bir kısmını geri alıyor. Şey, Bizans veyahut da işte neyse Roma. Ondan sonra da İstanbul'un fethine kadar işte bir kere daha istila ediyorlar. İstanbul'da taş üstüne taş bırakmıyorlar. Bizans'ın sonu esas odur. Ama sınır Dragos Deresi. Fakat şey de dolu. Yani Libya. Libya'dan bahsetmediniz beyefendi. Kabil'den önce Libya vardı, evet. Libya enteresan yer. Libya hiç unutmuyorum yani hala hatırladıkça gözlerim yaşarıyor. Ki doğru. İtimatname dediğin devletin verdiği işte sana işte bu benim elçimdir filan falan diye şeyi oranı gidip Cumhurbaşkanı'na, Devlet Başkanı'na verirsin. Tabii. Kaddafi Devlet Başkanı değildi. Kaddafi'nin hiçbir resmi sıfatı yoktu. Lider. Evet. Albay. Doğal lider. Evet. Daha yüksek rütbe de vermemiş kendine. Lider. O neyse işte yani Cumhurbaşkanı değildi. Devlet Başkanı da değildi. Liderdi. İtimatname Dışişleri Bakanı'na veriliyor. Şey, adam bana bak dedi, bir şeyi unutma dedi. Öldü sonra, Mehdi diye bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Amin. Şey, bak dedi. Siz itimatnameyi verirken mi söylediniz? Verirken, işte, yani işte itimatnameyi verdik. Bak dedi, sana bir şey söyleyeyim dedi. Bu Orta Doğu'da size ihanet etmeyen tek ülke biziz. Bizi hiç unutmayın dedi. Of. Ki doğrudur. Of. Değil mi? 74 harekatında da değil mi? 74 harekatında onun sahipleri iyi bilinmesi lazım. Şimdi bu Kaddafi'nin kafasında bir şey vardı.
Bu Türkler büyük. Sanayisi, teknolojisi, askeri gücü falan var. Bizde de para var. Türkiye NATO'dan çıksın, biz bunlara destek verelim, biz dünyayı fethederiz hesabındaydı. Bu Kıbrıs harekatında da canla başla destek vermesinin sebebi, olur ki NATO'yla çatışırlar, oradan çıkarlar. Bizden birlik olurlar diye bütün ihtiyaç duyulan cephaneyi falan verdi. Şeyde, mesela ben Bağdat'taydım Kıbrıs Barış Harekatı. O sizin şey vardı beyefendi, Kaddafi'ye namaz kıldıracaktınız. Ha. Sultanahmet'te. Kaddafi'ye, şimdi ben giderken dedim ki, ulan ben bu Kaddafi'yi getirip dedim, Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundurmasam adam değilim dedi. Dedik de ulan sonra Allah tarafından oluyordu. Sonra bir gün 2002'de şeye çağırdılar beni. Dışlarına. Libya'da. Şey 2001. 2001'in Haziran'ıydı. Sonra bir kandil vardı. Dediler ki bizim dediler lider dediler Türkiye'ye gidip 1 milyon kişiye Ayasofya'da cuma namazı kıldırmak istiyor. Ayasofya'da. Dedim ki Ayasofya olmaz. Pardon 100 bin kişiye. Ayasofya'da olmaz dedim. Ama Sultanahmet Camii var ondan aşağı kalmaz. Orada memnuniyetle şey lider imamlığından memnun oluruz filan. Ben gideyim konuşayım dedim. Geldim Ankara'ya. O sırada da Türkiye bu şeyde nerede o? Kopenhag'da biz oynamıyoruz dedik. Avrupa Birliği peşimize düştü filan. Sonra Helsinki'de tekrar kandırdılar. İsmail Cem'e gittim dedim. Böyle böyle. Nasıl olur dedi. Ya Avrupa Birliği dedi işte bilmem. Ya dedim şu Türkiye tek başına Avrupa Birliği'nin kapısında durursa kimse yüz vermez. Arkasında bütün İslam alemi olursa o zaman iş başka olur dedim. Sonra Bülent Ecevit, o akıllı adamdı. Beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez. Benim de beğenmediğim tarafları vardır da. Ama esas da şey adamdı. Ona söyledim. Peki dedi, nasıl yapacağız? Diyanetle konuşun. Şimdi bu İslamiyet'te ruhban sınıfı olmadığı için işin temelinde camideki herhangi birisi namaz kıldırabilirmiş. Yani imam da oranın imamı aramızda falanca var namazı o kıldırsın diyebilirmiş. İşte Kaddafi gelince de gittik şeye neydi o? Diyanet İşleri Başkanı. Diyanet İşleri Başkanı. Olur mu kardeşim dedi. Olur dedim böyle böyle şu imam. Biz elini sayarız o gün. Tabii. O da ayarlandı. 100 bin kişiyi nasıl toplayacağız? 100 bin kişi olmaz ama bir 10 bin kişi falan bulunur. Ne var İstanbul'da 66. Şubem vardı o zaman. Onun askerlerine sivil giydi. Çok güzel. Onu da ayarladık. Sonra Ankara'daki büyükelçi de Deniz Harp Okulu mezunuydu. Çok da güzel Türkçe biliyordu. Müfit Bey ben ne yaparım dedi. 100 bin kişiyi nasıl toplarım? Sen merak etmedin bak. İşte 10 bin kişi garanti bizim buluruz. Tüme. Geri kalan da sayacak değil ya dedim teker teker. Bu kalabalıkta gider filan. Yalnız dedim şeye gelir. Madem özel geliyor. Hı-hı. Özel ziyaret olacak bu şey değil. Resmi ziyaret değil. Madem özel geliyor turist olarak Ankara'ya da gider. Bir de Anıtkabir'e gider. Onu da kabul ettiler. Çok güzel. Fakat son dakikada bu Ankara'daki büyükelçi korktu. bu dedi. 100 bin kişiyi toplayamazsan beni mahveder dedi. Ondan sonra Libya büyükelçisi değil mi? Tabii. Libya'nın Ankara'daki büyükelçisi. Hı hı. Ama şey gibi yani sizin benim gibi Türkçe konuşuyorlar. Ama o meslekte de dikkate alınıyor. Değil mi? Mesela ben sizle beraber Afganistan'da görev yaparken Amerika'nın büyükelçisi de beyefendinin arkadaşıydı. Bazen akşam rezidansta sohbet ederdik.
O da çok güzel Türkçe konuşuyordu. Şey Amerika'nın Afganistan Büyükelçisi Türkçe biliyordu. Daha acıklısı var onun. Özbekistan'dan geldi o. Özbeklerle bizim büyükelçi arasında tercümanlık yapıyormuş adam. Düşün. Ay bu şey. Çok enteresan. Şimdi öyle şeye inanmam ben Türk dostu falan diye. Hatta belki beyefendi hatırlamaz şimdi. Bir gün akşam beyefendi de bekar. O zaman ben de bekardım. Beyefendi şimdi de bekar. Akşam oldu mu rezidansına kabul ederdi bizi. Sohbet ederdik. Sohbet ederken bir akşam telefonu getirdiler beyefendiye. Amerikan Büyükelçisi gelmek istediğini söyledi. Beyefendi bana işaret etti. Ben de bir sakıncası yok efendim dedim. Bana dedi ki şimdi hatırlar mı bilmiyorum. İngilizce bildiğini söyleme dedi. Beni tanıştırdı. İngilizce bilmiyor dedi. Türkçe konuş dedi. Hep Türkçe konuşuyordum ben onunla. Beyefendiyle yani Amerikan Büyükelçisi beyefendi hep beraber Türkçe sohbet etmiştik. Hatta orada bir de Amerikalı Büyükelçiyi fırçalamıştı. Çok fena fırçaladı. Tahmin edebilirsiniz. Üslubunu zaten biraz öğrendiniz. Keşif uçakları geçiyordu. Hatırladınız mı beyefendi? Unuttum ya. Bu beyefendi tabii unutmuştur. Keşif uçakları geçtiği zaman yaklaşık 5 dakika konuşamıyorsunuz. Çok fena bir gürültü oluyor. Amerikalılar gece keşif uçaklarını uçuruyorlardı ve biz de çok rahatsız olduk. Sohbet olmuyor. Beyefendinin yine şartel attı. Dedi ki o tabii şimdi söyleyemeyeceğim. Sansürlü bir şekilde söylüyorum. Burası sizin mi dedi. O hayır dedi. Sonra bir de diyorsun ki dedi ya Müfit biz müttefikiz. Sizi vurmuyorlar. Bizi niye vuruyorlar dedi. Adamları rahatsız edersen tabii ki vururlar dedi. Ver talimatını çek şunları manasında şeyler söylemişti. Ve çok sert bir şekilde. Hatta şunu söyledi. Şimdi hatırlıyorum. Yani bu mealde bir konuşma geçmişti. Siz dedi hiç dünyayı yönettiniz mi dedi. Yok dedi tabii. Biz dedi yönettik. Bize soracaksın nasıl yapıldığını diye de ikaz etmişti. Ve yani çok sert bir üslupla konuştuğunu şimdi hatırlıyorum. Yani bakın imparatorluktan süzülüp gelmenin, o imparatorluk devam etmiyor, etmez de. Ama ondan süzülüp gelmiş bir Türkiye Cumhuriyeti var. Onu bana İspanyol Büyükelçisi söyledi bir yerde. Yani siz de dedi, biz de dedi imparatorluktan süzülüp geldik. Bunlar anlamaz dedi. Hakikaten doğru. Tabii. Hakikaten anlamıyorlar. Yani mesela İngilizler anlar. Şeytanlığı çok iyi bilirler. Yani gayet yumuşak, sessiz, derinden giderler. Amerikalılar öyle değil. İşte en güzeli, şimdi pek modası yok ama kovboy filmleridir yani. Evet. Hem gider öldürürler hem de sinemayı alkışlatırlar. Yani Amerikan süvarileri, Kızılderileri keserken bizim bütün kuşak sinemalarda Amerikalıları alkışlardı. Ya Japonları keserken filan yani. Evet. Ama şey kolay değil. Yani mesela bütün bizim tarihi şey diye anlatıyorlar işte. Bizim kuşak öyle okudu. Türkler 3000 kişiydi. Düşman 33.000 kişiydi. Sonra o 3000 Türk palaları çektiler. Allah Allah hepsini doğradılar filan. İyi. Olur arada. Peki o herif orada 300 sene, 400 sene, 500 sene zırıltı çıkartmadan nasıl kaldı? Onu bilmek evet. lazım. Yani bir yere gidip fethetmek kolay değil. İşte Cengiz Han gitmiş bilinen dünyanın 1/4'ünü fethetmiş. Sonra bir nesil sonra yok. Moğollar nerede? İşte Orta Asya'da 5 milyon, kaç milyon Moğollar, 10 milyon var mı? Hepsi iç dış Moğollar. Öyle kalmış. Ne bileyim ben, işte Hitler bir ucu Kafkasya'da, bir ucu İspanya'da koskoca Avrupa İmparatorluğu kurmuş. Kaç sene, 5 sene sonra gitmiş. Sen gittiğin yerde
En az kaldığın yer Macaristan 150 sene. Öyle düşün. Nasıl kaldı bu adam? Yani şeyden olmaz. Ne bileyim ben. Tabii. Kaba kuvvetinden olmaz, polis gücünden olmaz. Nasıl kaldı? Bir şekilde kaldı demek ki. Herkesi memnun etti de kaldı. Ferruh Bey program var mı bundan sonra? Var değil mi? Yok, tamam o zaman. Ha. Şey yapalım. Ha. Resim tamam. Ha işte bu Reşit Saffet Ataminen bu. Hangisi şey, beyefendi? Ondan hop golf pantolonlu. Start şu, veren. Tamam. Oo, sizin tarihiniz açısından da önemli fotoğraflar. Sizde var mı bu hocam? Yok diyor, bir albüm vardı bende oradan demek. Oradan oraya geçti. Sizden mi? Oo bak. Bülent hocam da var benim onlar. Getirdiğim sizde fotoğraflar. Sizde de var mı? Getirdim tamam. Onu. Oo çok güzel. Evet. Başka göstereceğimiz fotoğraf var mı arkadaşlar? Yok yeterli. Şimdi şu araba dursun isterseniz. O şey tamam. Sacide Keskin işte o kadın. Değil mi? Beyefendinin annesinin olduğu bir fotoğraf vardı. Bunu mu dursun? Bülent hocamı çağıracağım şimdi. Tabii tören yapacağız. Arkada hangisi uygun olur Ferruh hocam? Fahrettin Kerim'in. O olur. Tamam, fotoğraflı olan mı? Tamam, tamam. Zaten burada da şöyle örtüşür değil mi Elif'ciğim? Şeyi de söyleyeyim de, tamam. Siz Fahrettin Kerim'in hakkında Mazhar Osman'ın dediklerini biliyor musunuz? Hocasıdır, her şeyi söyleyeyim. Anlatayım mı? Bu demiş, hırslı adam, bunu demiş, işte... Klinik şefi olmak istiyor demiş, olacak demiş. Başhekim olmak istiyor, olacak demiş. Siyasette ileri gitmek istiyor, onu da yapacak demiş. Sonra peygamberliğini ilan edecek, o zaman bana getirecekler bunu demiş. Evet, bu kalsın değil mi arkadaşlar? Şimdi, beyefendi çok teşekkür ediyoruz. Çok naziksiniz, her zamanki gibi. Arkadaşlar size de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi isterseniz... Bir dakika bir şey daha söyle. Bir dakika bir şey bu şeyin hikayesi şöyle. Annem ölmeden tek başına oturuyordu İstanbul'da. Biz dünyada gezdiğimiz için dağda bayırda. Ölüm ilanını şeye asmış. Perdeye. İşte şunun kızı bunun annesi filan. Türkiye'nin ilk kadın rally şampiyonu diye de yazmış. Ölünce Turing Otomobil Kulübü'ne müracaat ettim ben o zaman. 1992'de. İlgilenen olmadı. Biz onları dedi Otomobil Sporları Federasyonu'na devrettik dediler. Onlara söyledik. Ya işte ise bir çelenk gönderin bir şey yapın ya bir haber yapın. Onlar da ilgilenmediler. Bunlar başıma kaldı kupalar dert oldu bana. Ama siz söyleyince ben Bülent Başkan hemen ilgilendi. Sağ olsun, sizin için ederim. Özel bir program yaptı ayrıca. Çok tabii. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Ve şey yani makbule geçti bunları. Tabii. Ait olduğu sizin yere için, verirsem. Tabii. Ben de memnun olacağım. Hocam sizin söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Davet edeceğim sizi. Tamam. Şimdi şöyle siz kurumu temsilen beyefendi size takdim etsin. Zaten Avukat Bey burada kayıtlarıyla kurumun tarihine, müzesine kaldırılacak. Böylece kurumun tarihine çok ciddi bir bilgiyi ve objeyi de kayda girmiş olacağız. Yalnız benim bir maruzatım olacak. Siz bunu bir resmi yazıyla Otomobil Sporları Federasyonu'na bildirebilirseniz makbule geçer. Onların kayıtlarına zaten geçsin. Zaten Avukat ya. Bey burada beyefendi. Tabii. Hemen geçiyor. Yani şey ilgilenmiyor. Yani değişti bir de spor. Her türlü ben spor problem. Değişti de. Bu da yani başka türlü bir şey oldu. Başkanım sizi de buraya alalım. Evet. Şimdi kısa bir ben özet vereyim. Tabii. Bu, neresinde bu işin diye. Şimdi ilk başta Turing
Türkiye'de otomobil sporlarını başlatan kurum. Zaten Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA'nın 1930 yılından itibaren Türkiye temsilcisi Turing. TOSFET yokken. Sonra TOSFET de geldi. TOSFET daha 15 senedir falan üye. Fakat işte o 90'lı yıllarda o zamanki yönetim biz artık bu otomobil sporlarıyla uğraşmayacağız diye otomobil sporlarıyla meraklı tanıyorsunuz siz de. Hilmi Orba'yı burada dinlediniz. Babası da Turing'in üyesi. Kendisi de şu anda İstanbul Spor İstanbul Otomobil Sporları Derneği'nin başkanı. Onları işte siz artık kendi derneğinizi kurun, Turing'den gidin deniliyor. Ve onun üzerine onlar da bir tam da o dönemler onların dernekleşme dönemleri herhalde. Yoksa ilgilenirlerdi tahmin ediyorum. Hilmi Orbay bu işlere meraklı aslında. Kendisi de bizzat hala ilgileniyor. Biz tabii neticede Turing'in ilk kuruluşundan itibaren misyonu neyse o zamanki kuranlar ne düşünmüşlerse ne yapmak istiyorlarsa onları yapmaya gayret ediyoruz elimizden geldiği kadar. Dolayısıyla sizden böyle bir talep gelince biz çok memnun olduk. Arşivlerimizi karıştırdık. Bunu da zaten bir haber olarak yine dergimizde de vereceğiz. Kayıtlara da geçecek inşallah. Arkadaşlarımız çalıştı. Bir tane resim de buldular dergimizden. O start verirken olan resim bizim dergimizde yayınlanmış o yıllarda. Onun için ben sadece bu özeti veriyorum. Şimdi mikrofonu size vereyim. Bırak çıkardınız. Valla bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Böylece bir 20 yıllık ağırlıktan kurtuldum diyeyim. Yani anneme karşı doğru hayırlı evlat. Hayırlı evlat sayılmam yani. Hayırsız da sayılmam. Çünkü meslek icabı hep uzak kaldık. İşte yani bir cenazesinde ne Turing'den ne Otomobil Sporları Federasyonu'ndan kimse bulunmadı. Şimdi bu hakikaten çok mutlu oldum yani. Ağır bir yükten kurtuldum vicdanen. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Sağ olasınız. Yani biz çok teşekkür ediyoruz. Yani Vefa İstanbul'un bir sekt adı değil. Siz onu göstermiş oluyorsunuz. Biz de elimizden geldiği kadar size ayak uydurmaya çalışıyoruz. İşte bir de yani toplumlar geçmişi ne demiş? Elifçim bizi çekebilir misin? Çünkü mazide olan atiyiz demiş. Şey yani. Oradan Elif söyleyeyim. Siz zaten alıyorsunuz değil mi? Tamam. Tamam hocam. Işık gözünüzde. Alnınıza geliyor. Tamam. Kapatalım mı orayı? Siz açıyorsunuz. O zaman ne şey oluyor? Yok. O şunu da açın. Şunu kapıyı da açın. Tamam. Tabii de. Tamam. Rahmetli annem hangi yılda vefat etti? 92'de. 92'de mi? Ama 94'te falan. Siz onun emanetine sahip çıkmışsınız bugüne kadar. İnşallah bugünden sonra da Turing bir elbet. Sağ olun. Yani, tabii bunlar hepsi kaydedildi. Sonra şeyde bir Atlas Tarih Dergisi'ne galiba ilk kadın böyle şampiyonuyum diye bir kadının bir röportajı çıktı. Eğer bu ilkse işte orada, mümkün değil. Kim? Ha, işte orada Samiye Morkaya. O Samiye Morkaya olmaz. Kendisini öyle ifade ediyor. Kayıtlar da öyle tutuyor. Samiye Hanım. Şimdi bakın Sami Hanım döneminde, Sami Hanım yarış yapıldığında sakattı. Sami Hanım'ın döneminde resmi yarış yok. Evet. Sami Hanım'ın Atlas Tarih Dergisi zamanı yaşaması da mümkün değil. Yani Sami Hanım 1954'te 50 yaşlarında filan 1930'larda otomobil yarıştırdığına göre. Onun şeyi var zaten, kimliği var Turing üyesi olarak. Evet. O da var bize kayıtlarında. Yani 30'larda buyurduğunuz gibi. Yani o yarışlar resmi olarak ilk şampiyon anneniz rahmetli. Ama yani başka Sami Hanım değil, Sami Hanım olsa hatırlarım yani. Hı. Çünkü ben kadının şeyine hayran oldum o zaman çocuk yaşımda. O enerjisi, o kaza geçirmesine rağmen bu spora gösterdiği ilgiden vazgeçmemiş. Hakikaten örnek olacak bir sporcu kadındı. Şu arabası da orada. O Atlas Tarih Dergisi'nde çıkan
aşağı yukarı 5 sene 10 sene önce filan başka bir hal. Yarışta değil, dikkat etmedim ben ona. Bulursunuz ama. Bakarız efendim. Bulursunuz. Şimdi çok teşekkür ediyoruz.